Boşkar Servis iyi ki varsın yanımda rahatın çünkü aracın garanti kapsamında Boşkar Servis'in sunduğu hafta önünden herkese merhabalar Galatasaray Adana Demirspor Spor Deplasmanı'na konuk oluyor Bu hafta gerçekten dananın kuyruğunun koptuğu hafta Yani pazartesi Fener Sivas e, karşısında puan kaybetmişti Cuma Galatasaray Adana Demir Deplasmanı Cumartesi Fenerbahçe Beşiktaş maçı Yani sezonun haftası bu hafta bu haftayı tekrar değerlendireceğiz ve öncesinde duyurumuzu da yapalım. Boşkar Servis Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca garantili bakım onarım hizmeti vermekte. Siz de mutlu müşteriler arasındaki yerinizi almanız için boşkarservis.com.tr'den hemen randevunuzu alıp aracınızın ihtiyacı olan her konuda e, hizmet alabilirsiniz. Boşkar Servis'in yeni randevu sistemi ile e, gitmeden önce ortalama işlem maliyetini de görebiliyorsunuz. Ve e, bu sayede e, sürpriz bir maliyetle karşılaşmıyorsunuz. Öte yandan periyodik bakım, fren sistemleri, elektrik sistemleri, aydınlatma sistemleri, muayene, motor, klima ve daha fazlası için yeni randevu sisteminiz olan benim servisim boş kar servisten yararlanabilirsiniz diyelim ve başlayalım. Şimdi Galatasaray'la başlayalım her zaman olduğu gibi. E, Adana Demir Deplasmanı'nda Galatasaray ve kalede Fernando Muslera var kaptan. Sağ bekte Kaan Ayhan. Stoper ikilisinde yine Victor Nelson ve Abdülkerim Bardakçı'yı bekliyorum. Sol bekte Derik Kön. Takım kazandıkça ilk 11'in değişme ihtimali bence biraz daha azalıyor. Orta sahada Torreira Kerem Demirbay. Önünde Mertens. Sağda Ziyeh. Solda Barış Alper Yılmaz. Ve Santrfor'da da Mauro Icardi şeklinde. Geçen haftanın 11'inin aynen bu maçta çıkacağını düşünüyorum. Pendik maçı 11'inin bu maçta olacağını düşünüyorum. Özellikle sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ın Atal'la eşleşmesi üzerinden bu maçı okumak lazım. Onu e, detaylandıracağım birazdan. Adana Demir 11'inden sonra oraya geçeriz. Şimdi Adana Demir Spor'da Hikmet Hoca göreve geldiğinden beri bir 4-4-2 e, oynatıyor. Bazen 9 numarasız 4-4-2 oynatıyor. Mesela Balotelli olmadığı haftalarda işte Emrak Baba Mendoza'da oynadı. İşte Nani ile Emrak da oynadığı oldu. Aloui gelmişti e, Hikmet Hoca'nın gelişiyle birlikte transfer, ocak transfer döneminin son günlerinde gelmişti e, Aloui. E, fakat gelir gelmez kolunu kırmıştı. O iyileşti. Son maçta da Samsun maçında da e, süre aldı. Bu maçta da süre almasını bekliyorum. Sonradan oyuna girmesini bekliyorum. Şimdi e, Aloui ile birlikte aslında Balotelli'nin arkasında Aloui bir 10 numara. Belhanda'yı da çok andırıyor oyun stili. 4-2-3-1'e dönebilir diye düşünüyordum ama... E, Aloyu böyle Samsung maçında daha yeni süre aldığı için Galatasaray'da direkt 11 beklemiyorum Galatasaray maçında. Yine bir e, 4-4-2 olabilir. E, Emrak Baba ile Balotelli ikilisi olabilir. Veya Mendoza Balotelli ikilisi olup orta sahada Maestro -Emra Emrak Baba orta ikilisi olabilir. Şimdi normalde Mishu'yu tercih ediyordu hoca. Fakat Mishu sakatlanmıştı. Geçen hafta sakatlığından dolayı oynayamamıştı. Şimdi iyileşmiş. Bu maçta oynayabilecek durumda. O yüzden hani Mishu Maestro ikilisine geri dönüp e, ileri hatta Emrak Baba ile Balotelli'yi de kullanabilir gibi geliyor bana. Aslında bence Balotelli'nin fizik durumundan dolayı bence en ideali Emrak Baba Mendoza ikilisini 9 numarasız çift forvet gibi başlatıp arkada Maestro Mishu ikilisini yapmak. Ama Balotelli'yi böyle büyük bir maçta kesmek de çok doğru olmayabilir. Çünkü Balotelli büyük maçlarda ekstra oynuyor. işte. Mesela hiç hareket etmekten hani zorlanırken fizik olarak hazır değilken Fenerbahçe'ye de golünü attı mesela. E, Frikiklerde işte duran toplarda falan da tehlike olabiliyor. Yani Balotelli büyük maç silahından dolayı oynatır gibi geliyor bana Hikmet Hoca. Son tahlilde bence Balotelli ile Mendoza ikilisi arkada da Emrak Baba ile Maestro ikilisi olacak diye düşünüyorum. E, çünkü Micho da yani orta saha özellikle ama çok böyle Emrak Baba'dan bir farkı yok açıkçası e, orta sahadaki şey olarak savunma gücü veya dinamizmi açısından bir ekstrası yok. Zaten Adana Demirspor'un belki de orta saha ve hücum hattındaki en büyük eksiklik kesici ve e, bozucu oyuncusunun neredeyse olmaması. Ya yani Maestro'da bir oyun kurucu ve e, cüssesi düşük bir oyuncu çok oyunu oynamak isteyen, yapmak isteyen ama bozuculuğu çok eksik kalan bir oyuncu. Mishu da öyle. Onun biraz daha dribblingle çıkmaya çalışanı. Maestro biraz daha pasla oynayan. Mişu da daha çok dribbling deneyen ama ikisi de çok yumuşak oyuncular. İkili mücadeleleri çok kolay kaybedebilen oyuncular. Ee, Emrah babayı zaten biliyorsunuz. O da o modelde. Yani Adana Demirspor'un orta sahası biraz yumuşak bir ortası. Ee, o yüzden de hani Galatasaray'da özellikle Torreira'nın mesela ikili mücadelelerde biraz daha avantajlı olabileceği bir orta saha diye düşünüyorum. Kanatlarda Yusuflar oynuyor. İşte Yusuf Sarı sağda, Yusuf Erdoğan solda şeklinde. Sol bekte Milat Muhammedi, sağ bekte Yusuf Atal, stoper ikilisinde Gravion ve Semih var. Kalede de Magomed Oliev var. Azeri kaleci. Böyle bir Adana Demirspor 11'i söz konusu. Adana Demirspor belki de ligin en ofansif kadrosu. Her pozisyonundaki oyuncu çok pozitif ve çok oyunu oynamaya yani stoperleri bile mesela Gravion atağa katılıyor, hücuma falan çıkıyor böyle. Bazen işte 30 metreden şut atıyor. Bir tane Fenerbahçe maçında üst direkten dönen şutu vardı mesela. O da hücuma çıkıyor. İşte Semih de geriden oyun kurmaya çalışıyor. Yusuf Atal zaten sağ forvet gibi oynuyor. Ligin en iyi hücum sabeki ama en kötü savunma sabeklerinden de biri. Yani böyle dengesi hiç olmayan bir oyuncu. Hücumda acayip özellikleri var. Müthiş bir dribling kabiliyeti, çok iyi bir orta kesme, şut vesaire hepsi var. Ama savunmada da bir o kadar sıkıntılı bir bek oyuncusu. Bence zaten hani sağ ön oyuncusu olmalı yani Yusuf Atal özellikleri itibariyle. Maga refleksleri çok iyi ama yan topları ve onun da böyle cüssesi biraz e, küçük kalıyor. Ve hava toplarında problem yaşayabiliyor. E, refleksleri çok iyi olsa da başka problemler yaşayabiliyor. Gravion sezonun ilk yarısında belki ligin en formda stoperlerinden bir tanesiydi ama ligin ikinci yarısında onda da bir düşüş var. E, ve Adana Demir maçlarının doğal olarak e, gollü geçmesi hep görülen bir şey. Karşılıklı gol olması çok görülen bir şey. Çünkü takım çok hücumcu ve etkili hücumculara sahip ama savunma yapmakta da e, bozucu özellikleri bir o kadar eksik oyunculardan e, kurulu bir takım. Mesela kısa bir takım. E, boy ortalaması oldukça kısa bir takım ve bu da tabii ki duran toplara yansıyor. Oradan başlayalım isterseniz. Mesela duran top hücumunda en az x'i üreten 3. sıradaki takım İstanbulspor ve Ankara Gücü'nden sonra gerçi 7 gol atmışlar yani çok kötü değil gol sayıları. Ama burada işte free falan da tabii ön plana çıkıyor. Yani korner tipi duran toplarda pek verimli değiller açıkçası. Savunma kısmına geçersek duran topta en çok gol yiyen 4. sıradaki takım duran top savunmasında. ki Hikmet Hoca'nın böyle duran topa çok fokus olduğunu biliyorum yani. Ki bizim birlikte volede yaptığımız programlarda da duran top setlerine vesaire hep anlatırdı. Bilhassa Hikmet Hoca hücum duran toplarında ekstrayı bulmaya çok çalışan bir hoca. Mesela paslaşarak duran top kullandırma, kornerleri paslaşarak, kenar ortaları paslaşarak kullandırma gibi denemeler çok yapıyor Hikmet Hoca. Bunu Adana Demirspor'da da yapmaya çalışıyor. Hücum duran toplarından daha iyi faydalanabilmek için. Fakat duran toplarda paslaşmanın hücumda avantaj getirebilme ihtimali kadar kontra yedirme ihtimali de var. Çünkü paslaşınca rakip savunmanın hareket etmesine olanak da vermiş oluyorsunuz. Bu hareket etme savunmada şablonu bozmaya ve dağılmaya da sebep olabilir rakip için. Ama size pres yapıp topu kazanıp kontraya çıkma sebebi de olabilir. Örneğin Fenerbahçe maçında Adana Demirspor'un ee, böyle pozisyonlar var. Onlara bir gelelim. Mesela Adana Demirspor böyle orta sahada falan merkezde kazandığı bir duran topta bile hemen stoperlerini falan gönderip burada organizasyon yapmaya çalıştı. Fakat devamında bu topta Fenerbahçeli oyuncular kazanınca topu planlı bir şekilde kontraya çıktılar. Devamında da o Tadic'in orta sahadan attığı gol geldi mesela. Önce kaleciye gitti top ama Fenerbahçe'nin presi devam etti. Kaleci ve devamında Maestro'nun da hatasıyla Tadic mesela golü atmıştı ki o golde Maestro'nun hala oyun kurmaya çalışması da dikkat çekici. Mesela çok baskı altında kaleci ve hatalı pas atmış ama hala oynamaya çalışan bir maestro görüyoruz. O az önce söylediğim takımın oyun oynamaya çalışması üzerine de bir örnek olabilir bu. Fenerbahçe bu maçta bu Tadic'in golü dışında da birkaç tane daha benzer atak da yaptı. Yani etkili çıktı. Maçın ilk yarısında da vardı. Kontraya çıktı. Hani benzer bir durum Galatasaray maçında da yaşanabilir diye düşünüyorum. Adana Demirspor'un duran topları ile ilgili Durum böyle. Galatasaray'ın da açık farklılıkta en etkili Duran top kullanan takım olduğunu tekrar söylersek, bu maçta da yine Galatasaray'ın Duran toptan gol bulması muhtemeldir diyebiliriz. Şimdi geçelim maçın en yoğun yaşanacağı bölgeye. Adana Demirspor'un e, hakimiyet haritası var. Bu hakimiyet haritasında Adana Demirspor'un sağ kanadı çok yoğun kullandığını görüyoruz Yusuf Sarıdan dolayı. E, fakat ee, arkadan Yusuf Atal da geliyor tabii O da hücumda çok etkili bir takım. Yani Derik Kön yine zorlanacak. Daha iki hafta önce Alanya Spor'a karşı oynadığı maçta da Oğuz Aydın'a karşı savunma yapmıştı Derik Kön. E, ee, orada da aslında benzer bir maç oynamıştı. Burada da belki daha da yoğun bir şekilde e, bu bölgeyi Adana Demirspor daha etkili kullanıyor. Fakat bunun bir de geri dönüşü var. Geri dönüşte de Barış Alper Yılmaz oynuyor Galatasaray'da. Maçın kritik bölgesi bu alan olacak. Burada oynanacak maç. Ve Barış Alperle Yusuf Atal eşleşmesi, Derik Kölne de Yusuf Sarı eşleşmesi en kritik eşleşme olacak. Yusuf Atal'ın bir penaltı pozisyonu var. Konya Spor maçında yapmıştı. Bundan 5 hafta önce. 29. hafta maçıydı. Hala aklımda. Çok basit bir penaltı. Galiba Etemi'ye yaptığı bir penaltı. Bacağını böyle geriye doğru atmıştı ve penaltı yapmıştı. Bu kadar üst düzey işte Fransa Lig 1'den gelen ve hücumda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar böyle basit bir penaltı yapması çok dikkatimi çekmişti. Mesela Barış Alper ile Barış Alper çok birebiri zorlayan bir oyuncu olduğu için, çok ikili mücadele ve dribbling zorlayan bir oyuncu olduğu için Barış Alper'e karşı da böyle müdahaleler yapma durumu söz konusu. Yani Atal'ın Barış Alper eşleşmesinde ayakta kalıp kalamayacağı çok belirleyici olacaktır. Çok da zorlanacaktır tabii ki. Yani Barış Alper'e karşı herkes için zor. Bir de Atal'ın fizik durumu da küçük cüsseli bir oyuncu. E şimdi mesela son olarak Serkan Hasan'a karşı oynadı Barış Alper. Serkan Asan da düşük cüsseli bir oyuncu ama inatçı bir oyuncu. Hep böyle ikili mücadeleye girmeye çalışan tipte bir oyuncu. Ama Atal tam tersi. Atal böyle temiz de oynuyor. Yani öyle çok şey değil yani tekniğiyle oynamaya çalışıyor Yusuf Atal. Barış da tamamen fiziğiyle oynamaya çalışıyor orada. Çok ters bir eşleşme var. Ama Atal'ı da takip etmeniz gerekiyor. Mesela Barış Alper oyn oynamasa bu maçta, Kerem Aktürkoğlu veya Zaha oynasa, Atal'ın asisti var falan derdim yani. Çünkü hem Kerem sürekli merkeze girdiği için Galatasaray'da burada sağ bekin önünü açıyor, hem Wilfried Zaha çizgiye bassa bile rakibini takip etmediği için sağ bekin önü açılıyor. Yani Barış Alper oynamasa şu maçta, sol açıkta Galatasaray'ın sol açıkları oynasa, o zaman Atal'ın asisti veya golü var derim. Ama Barış Alper oynamaya başladığından beri Barış Alper öyle bir tehdit sunuyor ki bekler çıkamıyor. Çıksa arkada büyük boşluk veriyor. Tehlike oluyor. Yani burada Galatasaray için iki hafta önce bulduğu çözüm bu maçın da çözümünü beraberinde getirmiş oldu bence. Yani bu eşleşmede e, önemli bir eşleşme. Ben Galatasaray'ın daha önde olduğunu düşünüyorum bu kanat konusunda ve Barış Alper'in yine bu maçta X faktör olabileceğini, hani e, gol, asist vesaire yapıp e, Gaz Saray adına kritik oyuncu olabileceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi Adana Demir savunması biraz sıkıntılı. Mertens bu kadar formdayken ve Icardi de bu kadar form tutuyorken Gaz gol bulmasını bekliyorum Adana Demir deplasmanında. Ama Adana Demir de gol bulabilecek bir takım. Yusuf sarısı, Ferikiklerden duran toplardan, Balotelli'si, Emrak Baba uzaktan şutlar. Yusuf Erdoğan'ın yine etkinliği vesaire. Mesela Kaan'a karşı Yusuf Erdoğan hızlı ve orayı inatla zorlayabilen bir oyuncu. Ee, pozisyon Adana Demirspor'da bulup gol de bulabilir. Ben gollü bir e, maç bekliyorum açıkçası. Zaten sadece duran top konusunda değil, açık oyunda da mesela baktığımız zaman Adana Demirspor'un pozitif tarafı da burada çıkıyor. İşte yapıcı oyun, pozitif oyun diyorum ya. Adana Demirspor ligin en çok ikisi üreten, hücumda en çok ikisi üreten dördüncü sıradaki takımı e, ee, iyi de bitirici olduğu için bulduğundan bir 3 tane de fazlasını da atmış açıkçası. Ee, o yüzden hani Adana Demir'den de gol bekleniyor. Galatasaray'dan da bekleniyor. Ben gollü bir maç bekliyorum. Umarım iyi oynayan kazanır. Güzel bir maç olur. Ee, keyifli bir maç izleriz ve iyi oynayan kazanır diyorum. Videoyu beğenip destek olursanız da ayrıca sevinirim. Görüşmek üzere hafta sonunda. Hoşçakalın. servis, boş servis, iyi ki varsın gönlümden. i got Jim